Psikanalist sohbetlerinin 41. bölümünden herkese merhabalar. Şimdiye kadar dilin öznenin ortaya çıkışında nasıl bir etkiye sahip olduğunu konuştuk. Konuşmanın tedavi edici yönünün öznenin ortaya çıkışıyla çok yakın bir bağlantı içinde olduğunu söyledik ve dilin yapısının aslında öznenin ortaya çıkışının koşulu olduğunu söyledik. Dilin basit bir araç olmadığını insanı insan yapan asli unsur olduğunu ve her insanın dilin cenderesinden geçtiğini dile getirdik. Çünkü dil insanı bir takım yasaklar, sınırlar dahil eder. Bir anlamda onu medenileştirir, uygarlaştırır. Ötekiyle ilişki kurabilmemizin koşulu dilin varlığıdır. Özneyi kendi içgüdülerine, dürtülerine göre hareket etmekten alıkoyar ve onu toplumsal bir varlık, sosyal bir varlık yapar. İnsan denilen varlık, birlikte yaşayabilmek için ve bir medeniyet oluşturabilmek için bir şeylerden vazgeçmek durumundadır. Ve dil, bu medeniyetin, uygarlığın taşıyıcısıdır. Bunları söylüyoruz, söyledik ama ara ara şunları da söyledim size geçen dört bölümde. Dil, aslında bir takım sınırlara da sahiptir. Her şeyi ele almaya, her şeyi direkt olarak söylemeye bizi muktedir kılmaz. İşte bu noktada sanat devreye girer. Sadece sanat mı? Değil. Ama sanat en önemli meselelerden bir tanesi. Sanat, öznenin söyleyemediğini söyleyebilmesine, üzerine konuşamadığını konuşabilmesine olanak Bu paradoksal bir ifade, farkındayım. Ama birçok sanat eserinin anlattığı şey, çağının çok ötesine atıfta bulunur. Ve sanatçı bunu genellikle bilmeden yapar birçok sanat eserinde, örneğin edebiyat metinlerinde, insanın üzerine konuşamadığı ve dolayısıyla kavrayamadığı meseleler ele alınır. Şimdi bunu anlamak için yavaş yavaş size bir takım örneklerden bahsedeceğim. Ve ilk başta antik Yunan tragedyalarından bir tanesine, Sofokles'in yazdığı Kral Oidipus tragedyasına bakacağız. Şöyle bir tarihsel background vereyim ilk önce. Aslında Kral Oedipus bir anlatı. Bu anlatının, bu mitin farklı farklı versiyonları mevcut. Ama biz bugün Sofokles'in yazdığı daha trajik biten Kral Oedipus'a odaklanacağız. Homeros'ta geçen Kral Oedipus anlatısı da var. Bunun için çok güzel bir yazı okudum. Ömer Aygün'ün bir yazısı. Aşağıya kaynaklara koyuyorum direkt olarak ulaşabileceğiniz şekilde açık bir kaynak. Buradan Homeros'un Oidipus'uyla Sofokles'in Oidipus'u arasındaki farkları görebilir ve bunların arasındaki farkların nasıl bir bağlam içerisinde ortaya çıktığını okuyabilirsiniz. Ama bizim konumuz bu değil. Biz psikanaliz bağlamında Sofokles'in Kral Oidipus'unu ele alacağız. Kral Oidipus'ta olaylar Tebai kentinde başlıyor. Tebai kentinin kraliçesi bir çocuğa hamile ve bir rüya görüyor. Bu rüyanın anlamını kâine soran kral Laios, doğacak olan çocuğunun kendisini öldüreceğini ve kraliçe olan annesiyle yani Laios'un karısıyla evleneceğini söylüyor. Bunun sonucunda Laios ve karısı Iokaste büyük bir korkuya kapılıyorlar. Ve kehanetin gerçekleşmemesi adına çocuklarını öldürmeye karar veriyorlar. Çocuğu ayakları bağlı bir biçimde Kitarion dağına attırıyorlar. Böylece kehanetten kurtulduklarını zanneden çift artık rahatlıyor. Ancak tahmin edemedikleri bir şey oluyor. Bir çoban sürüsüyle ilerlerken Oidipus'la karşılaşıyor ve onu kurtarıyor. Çoban onu alıp çocuk sahibi olamayan Korintos kentinin kralı Polibus ve karısı Merope'ye götürüyor. Çift de büyük bir memnuniyetle bu çocuğu evlat ediniyor. Ve ayaklarındaki şişlik nedeniyle, bağlı olmasından kaynaklanan şişlik nedeniyle ona Oidipus adını veriyorlar. Oidipus bu şehirde büyüyor. Büyüdükten sonra bir tartışma esnasında üvey evlat olduğu gerekçesiyle aşağılanıyor. Bunun sonucunda bir şüpheye düşüyor ve geçmişini merak etmeye başlıyor. Apollon'un kainine gidiyor ve kain ona ebeveynlerinin kim olduğunu söylemiyor. Ancak ona babasını öldüreceğini, sonrasında ise annesiyle evleneceğini söylüyor. Bu kehanetten korkan Oidipus, Polibus'u öldürmemek için, yani üvey babasını öldürmemek için Korintos kentini terk ediyor ve bir yolculuğa çıkıyor. Yolculuktayken bir kavşakta birkaç kişiyle karşılaşıyor ve bir takım münakaşalar yaşadıktan sonra Oidipus buradaki herkesi öldürüyor. Ve bu öldürdüklerinden bir tanesi Tebai kralı Laius. Yani Oidipus kehanetten kaçarken kendisini bekleyen korkunç kadere doğru adım adım ilerlediğinin farkına varamıyor ve rastgele karşılaştığı bir takım adamları öldürdüğünde aslında gerçek babasını öldürmüş oluyor. Böylece kehanet yarı yarıya gerçekleşmiş oluyor. Tabi Oidipus durumun farkında değil. Ne yaptığını bilmiyor. Yoluna devam eden Oidipus Tebai şehrinin girişine geliyor. Ve kapıda karşısına Sphinx adında yarı insan, yarı aslan bir yaratık çıkıyor. Sphinx gelenlere bir bilmece soruyor ve bilmeceyi çözemeyenleri de öldürüyor. Ve Oidipus'a şu bilmeceyi soruyor. Sabah 4, öğlen 2, akşam üç ayaklı olan varlık hangisidir? Oidipus şöyle yanıtlıyor. İnsandır. Çünkü bebek genemekler büyüdüğünde iki ayak üzerinde yürür, yaşlandığında ise iki ayağını ek olarak bir de baston kullanır. İlk kez doğru cevabı alan Sphinx sinirlenir ve bir uçuruma yuvarlanır ve oracıkta ölür. Tebai halkı Sphinx'ten kurtulmanın sevinciyle Oidipus'u kralı ilan eder. Böylece Oidipus annesi olan kraliçe ile evlenir ve kehanet tamamıyla gerçekleşmiştir artık. Oidipus ne babasını öldürdüğünden ne de annesiyle evlendiğinden haberdardır. Her şey yolunda gibi görünüyorken Tebaide hızla yayılan bir hastalık ortaya çıkar. Halkın yardım talebi üzerine Oidipus yine kainlere danışmaya karar verir. Bunun için önce kraliçenin erkek kardeşi olan Kreon'u bir kâine gönderir. Ve kâin ona Kral Laios'u öldüren katilin hala Tebai şehrinin sınırları içerisinde olduğunu ve şehrin üzerine çöken lanetin bundan kaynaklandığını söyler. Oidipus oldukça meraklanır bu duruma ve olayın kökenlerini, nedenlerini kendisinin araştıracağını ve bulacağını söyler. Çünkü Laios'un adını duymuştur ama tam olarak neden öldüğünü, nasıl öldüğünü bilmiyordur. Oidipus bu noktadan itibaren olayı araştırmaya koyulur. Ve bu araştırma onun yolunu kahin Terisiyas'la kesiştirir. Teresias aslında neler olup bittiğini anlatmamak için oldukça fazla bir çaba gösterir. Oidipus'a bırakın evime döneyim, benim bildiklerimi bilmemeniz daha iyidir der. Oidipus Teresias'ın üstüne gider ve hatta bir noktada onu Kral Laios'u öldürmekle suçlar. Ve bunun üzerine sinirlenen Teresias ona esas katilin kim olduğunu açıklar. Oidipus'a esas katil sensin, Kral Laios'u öldüren sensin der. Bunun üzerine Oidipus bu suçlamalar bir dahaki sefere cezasız kalmayacak. Bunu bil der. Teresias ise eli yükseltir ve Oidipus'a şöyle yanıt verir. O zaman bir şey daha söyleyeyim de iyice öfkelen. Bilmeden kendi kanından biriyle utanılacak bir ilişki içine girdin. Nasıl bir felaket içindesin göremiyorsun. Bundan sonra yaptıkları tartışma Teresias'ın şu sözleriyle sonuçlanır. Alıntılıyorum direkt. Gitmeden önce geliş nedenimi söyleyeyim. Senin gücünden korkmuyorum. Çünkü hiçbir konuda bana zarar veremezsin. Şu sözlerimi iyi dinle. Bulmaya çalıştığın Laius'un katili şu anda burada bulunuyor. Bir yabancı sanılıyor ama tebaili olduğu ortaya çıkacak. Ama bunu öğrendiğine sevinemeyecek. Zenginlikler içinde bir yoksul. Bakar kör olacak. Elinde bastonu gurbete gidecek. Kendi çocuklarının hem kardeşi hem babası ve onu doğuran kadının hem oğlu hem kocası olduğu ve babasının karısıyla yattığı ve öz babasının katili olduğu ortaya çıkacak. Sarayına girdiğinde bunları iyice düşün. Eğer bir yalan bulursan söylediklerimde o zaman kahinlikten hiç anlamadığımı söyleyebilirsin. Bu sözlerden sonra Oedipus ve Teresias birbirlerinden ayrılır. Ama Oedipus'un içine bir şüphe düşmüştür artık. Aradan belli bir vakit geçer ve Oedipus Kreon'la konuşmaya başlar ve yavaş yavaş Kreyon'a Laios'la ilgili sorular sormaya başlar. İlk sorusu şu olur. Laios'un ortadan kayboluşunun üzerinden kaç yıl geçti? Bu sorgulamalar ve Kreyon'la arasındaki konuşma yavaş yavaş Oidipus'un olayların mahiyetini anlamaya başlamasıyla sonuçlanır. Ve Kreyon'la yine ciddi bir tartışma yaşarlar. Ve Kreyon Oidipus'un yanından gider ve odaya Oidipus'un eşi olan kraliçe Iokaste gelir. Ve Oidipus, Kreon'un ve Kahin'in kendisini Kral Laios'u öldürmekle suçladıklarını söyler. Iokaste ise buna şöyle yanıt verir. Bunu Kreon'un kendisi mi görmüş yoksa bir başkasından mı öğrenmiş? Oidipus da yanıt olarak bu olayın kaynağının düzenbaz kahin olduğunu söyler. Iokasta ise bunu şöyle yanıtlar, direkt alıntılıyorum. Şimdi bunları bir kenara bırak ve beni dinle. Şunu bil ki hiçbir insan kehanet yeteneğine sahip değildir. Bu konuda sana hemen bir kanıt sunabilirim. Bir zamanlar Laios'un kulağına bir kehanet geldi. Kaderinde benden doğacak çocuk tarafından öldürülmek olduğu söylenmişti. Gerçi o kehanetteki gibi üç yollu bir kavşakta birkaç yabancı tarafından öldürüldü. Ama onu öldüreceği söylenen çocuğunun ise doğumunun üzerinden 3 ay geçmemişti ki, ayak bileklerinden sımsıkı bağlayıp, dağ başında ıssız bir yere bırakmaları için birilerine verdi. Böylece ne Apollon çocuğu babasının katili yapabildi, ne de Laios'un korktuğu başına gelip kendi oğlu tarafından öldürüldü. Kehanetler bu gibi şeylerin olacağını bildirmişti. Ama sen bunlara önem verme. Tanrı'nın istedikleri kendiliğinden çıkar gün ışığına. Iokaste'nin bu sözleri Oidipus'un ruhuna hançer gibi saplanmıştı ve kafası karışmıştı. Özellikle Laius'un üç yol ağzında öldürüldüğüne dair detay Oidipus'un kafasını allak bullak etmişti ve daha fazlasını sormaya başladı. Bu olayın olduğu yeri sordu ve bu olayın tam da onun bu üç yol ağzında insanları öldürdüğü yer olduğunu öğrendi. Detayları öğrendikçe babasının başına gelen şeyden kendisinin sorumlu olduğunu daha net bir şekilde anlamaya başlamıştı. Ve olayın aslını daha iyi öğrenebilmek için bu olaydan kurtulan köleyle görüşmeye karar verdi ve Yokaste'den bu kölenin çağrılmasını talep etti. Yani bu noktaya kadar ortada çok güçlü bir kehanet ve Oidipus'un makul şüpheleri söz konusuydu. Burada duruyorum. Bir sonraki bölümde olayın nasıl çözüldüğünü ve bu tragedyada olan bitenlerin insanı anlamak açısından nasıl bir öneme sahip olduğunu sizlere göstermeye çalışacağım. Bir sonraki bölüm haftaya pazartesi günü gelecek. Görüşmek dileğiyle.